sıra Hidayet Oğuzhan Bey'de. Hidayet Bey, Doğu Türkistan SDK'lar Birliği Başkanı. Doğu Türkistan'daki zulmün, sıkıntıların son dönemlerde ne kadar arttığını, ne kadar korkunç işkencelerin, zulümlerin yaşandığını hepimiz medyadan da takip etmeye başladık ve maalesef en büyük sıkıntımız oraya gönlümüzün istediği şekilde ya da çabamızın istediği şekilde netice yardımlar konusunda alamayışımız. Bu üzüntü verici. İnşallah o imkan fırsatı da Cenab-ı Hak temenni ederiz ki lütfeder. Buyurun. Başkanım, Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah, salatu selamu ala Resulillah. Çok muhterem Genel Başkanım, Esam Başkanım, çok değerli Müslüman kardeş topluluklar temsilcileri, böyle bir güzide insanların, alem-i İslam'ın temsilcilerinin huzurunda Doğu Türkistan meselesinin anlatılması için bize fırsat tanıdığınız için minnettarlığımızı bildiriyoruz. Esam ve Milli Görüş ruhu hiçbir zaman Doğu Türkistan davasından, meselesinden uzak kalmamıştır. Her zaman bu ruhu dokundurmuştur ve hissettirmiştir. Uzun zamandır biz de iştirak ediyoruz her zaman bu kürsüde. Sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Emaneti, bu sesi kendi toplumlarınızda, halklarınıza, hükümetlerinize bu sesimizi iletilmesini arzu ederek bu toplantılara katılmaktayız. İnşallah yine bu umutla, bu hepimizin ortak mesuliyeti olan bu meseleyi de sizlerin huzurunuzda yine bugünkü Doğu Türkistan meselesinin unutulduğu, göz ardı edildiği bir vaziyette hükümetlerin kendi çıkar ve menfaatleri neticesinde bu meseleden uzak durduğu ve sessiz kaldığı bir dönemde siz değerli toplumun temsilcilerine bu mesuliyeti tebliğ etmeyi, arz etmeyi buraya geldim. Zamanım çok kısa ama yine de inşallah meramimi anlatmayı umuyorum. Değerli hazirun, Doğu Türkistan meselesi şu an hepinize zaman zaman gelen haberlerde, kendi yaşadığınız ülkelerde ne kadar bu mesele gündeme geliyor anlamıyorum ama şu an herhalde dünya gündemini takip eden ve ümmetin derdini taşıyan herkesin kulağı çınlamıştır. Bu mesele gündeme geliyor artık. Ancak şu an ben sitem gibi geliyorsa da affınıza sığınarak biraz bu meseleyi biraz şikayet etmek istiyorum. Niye dersiniz? Şu an Doğu Türkistan ümmetin gerçekten bir yürek parçası olan 40 milyon bir nüfusun yaşadığı, bin senedir Doğu Türkistan diye Türkistan coğrafyasında İslam'a ve İslam medeniyetine katkılarda bulunan bu topluluk 19. yüzyılın başlarında Çin istilasıyla karşıya karşı kalmış ve 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kurmuş. Ondan sonra 1944'te tekrar Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni kurmuş. Böyle bir devletin 1949'da Çin istilasına maruz kaldığı zaman yine dünya, İslam alemi susmuştu. Yani bir kedinin bebeği bile kaybolsa insanlar koşar, nerede bu diye. Ama bir ümmetin, milyonlarca Müslüman ümmetin bir parçasının bu şekilde Çin'e mecburi ilhak edilmesi, işgal edilmesine susuldu. Ve bugüne kadar 70 sene zarfı içerisinde Doğu Türkistan'da 40 milyon Müslüman çeşitli katliamlarla maruz kaldı. Dini ve milli kimlikleri yok edilmesi için çeşitli baskılar yapıldı. Alimlerimiz, ulemalarımız zindanda diri diri öldürüldü. Camilerimiz ahırlara dönüştürüldü. Kızlarımız, milyonlarca sayıda kızlarımızı Çinleştirmek için Çin'in iç kesimine gönderdiler. Ve Çin'de Doğu Türkistan'ın demografisini değiştirmek, daha fazla kolayca Çinleştirmek için, dengeyi bozmak için Doğu Türkistan'a milyonlarca Çinlileri yerleştirdi ve İslam alemi buna sustu. Biz tamamen dünyadan tecrit edilmiş bir vaziyette. Bizi kimse bilmiyordu, sesimizi duymuyordu. Sadece Çin'in şiddetli siyaseti değil, doğal dağlarla çevrilmiş Karakorum, Pamir ve
gibi böyle dağlarla çevrilen bu toprak 8 ülkeye sınırı olmasına rağmen, bunun birçoğu Müslüman kardeşlerimizin olmasına rağmen, çok üzülerek söylüyorum, geçen günlerde şu an Doğu Türkistan'da 5 milyondan fazla insan Çin Nazi kamplarında işkence çekiyor. Milyonlarca Çinli bizim evlerimize yerleştirildi. Böyle bir durumda Doğu Türkistan'a sınırı olan Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin başbakanı bile El Cezire'de sorduğunda, haberiniz var mı Doğu Türkistan'da, sizin sınırınızda insanlar, milyonlarca insan kamplarda tutuyor dediği zaman, hayır öyle bir şey duymadım dedi. Eğer gerçekten de duymadıysa bu da çok büyük bir kabahat. Duyup da duymadım dese daha büyük kabahat. Onun için diyorum ki Doğu Türkistan'da bu kadar bir eziyet varken ümmetin böyle İslam aleminin liderlerinin suskun olması bizi çok derinden üzüyor. Sadece üzmek bir şey değil. Bizi korkutuyor. Çünkü bir millet göz göre göre yok oluyor. Tamamen yok oluyor. Bakın 5 milyon insandan bahsediyorum. BM İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Amerika falan bunlar, raporlarda 3 milyona kadar çıkıldı. Ama bizim kanaatimize göre 5 milyondan fazla insan var. Diasporada 3 milyon Doğu Türkistanlı yaşıyor. Ve bunların hiçbirisi ailesiyle görüşemiyor. Ben dahil 3 senedir ailemle, akrabalarımla görüşemiyorum. Burada oturan benim kuzenim. Bunun da annesi o Nazi kampta vefat etti. Cenazesini kılmak için Urumcı'dan Kaşgar'a gidecek izin yok. Böyle bir şey dünyanın her hiçbir yerinde yok. Ben diyorum ümmet sınıfta kaldı. Biz ümmetçilik, Keşmir davası, Filistin davası, ümmetin kanayan bu davanın, eğer gerçekten bunlar bu meseleleri aşacak bir niyetimiz olsa çok ciddi olmamız gerekiyor. Tabii ki bu toplantılar çok önemli. Onun için buradayız. Sizlere bu sesimizi duyurmak için geldik. Ama fiiliyatta bir şeyin yapılmasını arz ediyoruz. Buradan gittikten sonra biz İslam alemini ziyaret edecektik. Sizlere burada huzurunuzda olmaktan çok mutlu olduk. Yani birçok ülkeyi gezmeden size bu sesimizi ulaştırabiliyoruz. İnşallah tekrar gittiğimizde sizlerin de desteğiyle İslam dünyasında önce halkları, Müslüman toplulukları ayağa kaldıralım, bu bilinç verelim ki siyaset merkezleri de bu meseleyi ciddiyetle, samimiyetle ele alsın. Ben şimdi bir nemune olarak birkaç tane resmi göstermek istiyorum. Zamanım yok, yoksa PowerPoint'i gösterirdim. Bakın bunlar imamlar, cami imamları. Bunlar dans ediyor meydanlarda. Niye bunu yapıyorlar? De-radicalization diyorlar. Bunlar terörist diyor. Daha önce kamplarda niye tutuyorsun diye suçladığımızda böyle bir kamp yok dediler. Israr ettiler. Ancak bunun kanıtları sunuldu. Kamplardan çıkan hatta yabancı uyruklu Türk vatandaşı, Kazak vatandaşı, Kırgız vatandaşı çıkıp bunu anlattıktan sonra, uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarından sonra Çin dedi ki evet var dedi. Böyle bir şey var, ancak biz bunlar terörist dedi. Biz bunlara meslek, daha önce terörist dedi, ondan sonra dedi ki biz bunları Çince öğretiyoruz. Çince bilmiyorlardı. Hayat standartları düşüktü, biz ona öğretiyoruz diyor. Onlara mesleki eğitim veriyoruz diyor. Bunlar dini alimler. Bakın İslam alemi. Bunlara dans ettiriyorlar. Dans ettiriyorlar. Çünkü bunların maneviyetini kırmak istiyorlar. Çok hızlı bir şekilde, özür dilerim. Yani çeşitli. Bakın bu çocuklar, Müslüman çocukları. Günlük kıyafetler oldu. Anaokuldan itibaren çocuklar şu an Çin'in yatılı olarak Çin'in elinde. Çocuklarımız ilk defa tarihte Doğu Türkistan Müslümanı 70 sene kendi İslami milli örf adetlerini korumak için kendi tek başına, orada cemaat yok, vakıf yok, dernek yok, parti yok. Ona rağmen Allah'ın, bizim alimlerimizin fedakarlıklarıyla bu millet kendi hüviyetini, dinini korumuş. Ancak şu an Çin dedi ki bunları bizden ayıran, asimile olmaktan men eden şey İslam'mış. Onun için bu ruhu yıkatalım dedi. Çocuklarımızı Çinleştiriyor. Dinsizleştiriyor. Domuz, ilk defa tarihte domuz eti yedi bizim milletimiz. 5 milyon insan kamplarda domuz eti yiyor. Bunun resimleri, videoları var. Bu çocuklar Çince öğreniyor.
Çince giyiyor, Çince yiyorlar ve dininden uzaklaştırıyorlar. Bakın bu görüntüler. Ankara'da Çin elçiliği var. Yaşadığınız ülkelerde Çin elçilikleri var. Gidin sorun. Eğer bunlar diyor ki biz Müslümanlara çok rahat hayatlarını sunduk diyor. Biz Müslümanlarla sıkıntımız yok diyor. Sadece bir avuç terörist, bölünmek arzusu olan kötü niyetli insanlar var diyor. Bu nedenle biz bu tür icraatı yapıyoruz diyor. Ondan sormanızı arz ediyoruz. Peki 40 milyonluk Müslüman, bir Müslüman Müslüman olması için dinini, ibadetini ve günlük yaşamında dinini de ifa etmesi için dini malumatları olması lazım. Bunu nereden öğreniyor diye sorun. Tek bir Ürümçi'de 50-60 öğrencisi olan Sözde İslam Enstitüsü var. Onun dışında bütün 2 milyon kilometre karelik büyük bir arazide, toprakta 40 milyon Müslümanın yaşadığı Doğu Türkistan'da bir tek Kur'an kursu, bir tek İmam Hatip, bir tek ilahiyat fakültesi, hiçbir şey yok. Bunlar dinini nereden öğreniyor? Dinini nereden öğreniyor? Bizim alimlerimiz iki yerde öğretti. Camide öğretemiyor. Birinin ailesi, biri vefat etti, mezarda verilen vaazda dini öğretti. Ve bir nikah var. O nikahın verildiği o fırsatta verilen vaazda dinini öğretti. Ve yeraltı medrese dediğimiz evlerde. Bakın bu Nazi kamplarından, daha bunlar güzel görüntüler. Çinlilerin kendi yaydığı. Çinlilerle evlenme teşviki vardı, şimdi mecburi. Çinlileşecek. Çünkü Çin 2050 vizyonunu açıkladı. Çin 2050'de dünyaya hakim olacak. Süper güç olacağız. Ve evet. İki dakika fazla isteyeceğim. Zaten bitti. Trilyonlarca dolar harcayarak tek kuşak, tek yol. Bu Doğu Türkistan'dan geçmektedir. Doğu Türkistan'ın 8 ülkeyle şey olan, sınırı olan ve Çin'i karayoldan dünyaya, batıya açan tek ülke. Tek toprak. Burası İpek yolunun omurgasını teşkil ettiği için Çin Doğu Türkistan'da 2050 Çin rüyasına, vizyonuna ulaşmak için kendi psikolojisindeki işgalci psikolojisiyle bu insanlar halen ki silahlı bir canlı mücadele yok. Siyasi bir isyan hareketi yokken Doğu Türkistan'da sadece yaşayan, hayat kalmaya çalışan bir topluluğu bu şekilde ezenleri İslam aleminin bir kim sözü olması lazım. Bakın bu resimde bu kamptır. Bu şu an için evlere erkekleri veya bazen aileleri de oluyor, yerleştiriyorlar. Bakın sizde aileli bacılarımız var. Sizlerin de hepinizin ailesi var. Bunlar Çinli. İnancımız aynı değil. Dilimiz, dinimiz aynı değil. Kültür, medeniyetimiz, hiçbir şeyimiz aynı değil. Bunlar bu evlerde bu şekilde yatıyorsa, bizim izzet namusumuz çiğneniyorsa, İslam aleminin bu konuda diyecek bir şeyler olması lazım. Bakın Türkiye-Çin ilişkileri konuşuluyor. Çin'den çok şey gelecek. Turizm istiyoruz. Ancak Türkiye'ye 26'ya ülkeyi gelen insanlar, Uygurlar kampa alınıyor. Bunun hepsi İslam ülkesi. Onun başında Türkiye gelmektedir. Türkiye'yi ziyaret eden Malezya, Endonezya, Afganistan, Pakistan, Orta Asya, bu ülkeleri ziyaret eden herkes veya geçmişinde ziyaret etmiş herkes şu anda kampta tutuluyor. Bakın bu resimde Türkiye hilal ay olan tişörtler ve Türkiye bayrağı yasaklar içerisinde. Bunun için Türk devleti, Türk Dışişleri, evet, Bakanlığı Çinlileri bunu sorması lazım. Bakın bunlar Müslüman çocukları, kızları bu şekilde. Ben, evet, konuşacak çok şey var. Anlamışsınızdır. Biz yüreğimizden bir şey söylemeye çalıştık. Yani Doğu Türkistan'da olup biten, bugün 5 milyon insan 3 sene içerisinde dışarıdaki çocuklarıyla beraber tamamen mankurtlaştırılmış, şok halinde. Daha böyle biraz daha birkaç sene geçerse korkuyoruz ki Doğu Türkistan'da bu millet kalmayacak. 403 sayfalık, son olarak 403 sayfalık arşiv, gizli arşivler sızdırıldı. Bu konuda orada çok net olarak Doğu Türkistan Müslümanlarının tamamının yok edilmesi konusunda
en ufak bir şekilde dini ve milli hassasiyeti olan hiç kimsenin tutuksuz kalmaması ve onun kaçmalarına müsaade edilmemesi konusunda emirler var. Ben son olarak şunu ifade edeyim. Evet, bugün Doğu Türkistan meselesi Avrupa'da konuşuluyor. Avrupa Parlamentosu'nda, BM'de, Amerika'da konuşuluyor. Evet. Ama ben şu an son, bitti kelimem. Lütfen. İslam aleminin gayretine, inandığımız bu inanca çağırıyorum. Doğu Türkistan meselesinin Ağyar'ın sahiplenmesi veya onların bu meseleyi bir şeye istismar etmesinden nahoşsak, bu meseleyi ümmet kendi ele almasını arzu ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hidayet Oğuzhan Bey'e teşekkür ediyoruz. Doğu Türkistan STK'lar Başkanımız, Doğu Türkistan'da 40 milyon Müslümanın yaşadığını, 1944'lerde Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulduğu halde 49'da Çin tarafından işgal edildiğini ve o günden bugüne kadar korkunç zulümlerin, işkencelerin yapıldığını ifade ettiler, anlattılar. Tabii şunu hepimizin bilmesi lazım ki Filistin'de, Keşmir'de, Bangladeş'te, Çeçenistan'da, Bosna Hersek'te, Arakan'da, Afrika'da bizim. Hepsi bizim. Bir Müslümanın ayağına diken bassa bir başka bölgedeki Müslüman onun acısını hisseder. İnancımız bu. Dolayısıyla kolaylıklar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda Cenab-ı Hak Doğu Türkistan'a özgürlük nasip eder, kurtuluş nasip eder diye temenni ediyoruz.